Ben Rüstem Avcı, Rumeli Balkanlardan derlediğim eşsiz, yeni ve yepyeni türkülerle bu ilki gerçekleştireceğiz. Türkülerin tamamı benim derleme çalışmalarım. Yaklaşık 40 yıllık bir çalışma ürünü. Orkestramla bu akşam Balkanları inşallah gezeceğiz. İlk eserimiz Gül diktim bu dağa, acaba biter mi? Gonca gül bu dağında, bülbüller öter mi? Başlıyoruz efendim. Thank you.
Götür koydum sepete, asker bulurum tepete, asker bulurum tepete. Bu tepete ölürsem şan olsun memlekete. Bu tepete ölürsem şan olsun memlekete. Efendim, Şafiye Kahraman'dan 15.03.1979 yılında derlediğim bir askerlik türküsüydü bu söylediğimiz ve ilk defa söyledim. Şimdi yine kahramanlık türkümüz var sırada. Pirinin köprüsü dardır geçilmez. Thank you.
Şimdi de gurbet ve ayrılık türküsü, hasret türküsü. Bu türküyü de Ayşin Kıratlı ve Necla Avcı'dan derledim. 10.01.1998 yılında. Gurbet elde ben ölürsem kim yıkar beni? Yağmur yağar, seller akar, sen yıkar beni. 3, 4. Eski Cuma'dan Rembiye Mutlu'dan derlediğim çok güzel bir türkü. Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar, ah yüreğimde ince de ince sancı var.
Evet, duygu yüklü bir Rumeli türküsüydü. Şimdi biraz hızlanalım. Efendim, Batı Trakya, Rumeli, Bulgaristan, Kırcali, Cebel'den, bahçelerde Balkama. Günler adları var ama yok. Geçtik mi? Tabii, onu geçtik. Bahçelerde Balkama. Şen'den derlemiş olduğu TRT repertuarında da olan Kuşu Kavak Çamları diye bir güzel türkümüz var. Evet. Onu söyleyeceğiz. Ondan sonra da Hasan Şen'den bir sürpriz bekleyeceğiz. Bakalım bize sonra ne söyleyecek. Sanıyorum televizyonculuk tarihinde bir ilki yaşayacağız. Türkü derlemesi nasıl olur onu hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi Hasan Şen'den derlediğim bu güzel Koşu Kavak türküsünü bir dinleyelim, izleyelim. Ben dinleyelim diyorum hep radyo şeyine alıştığım için yayınlarına. Televizyonda izlemek oluyor. Tabii dinleyeceğiz aynı zamanda.
yayımız hem ses hem görüntü. Buyurun. Son. Koca çeşmede bir su içti,
kamçılar çamurlu altına vermişti. Mezbar Rüstem abi buna kasap kim olacak dedi. Alaaddin abi benmiş becerim dedi. Nedret de dersini ölürseniz dersini alırım dedi. Evet, bu türküyü artık bu saatten sonra Hasan Şen'den derledik. Hem Çamlıca Fasıl TV olarak teşekkür ederim. Hem de ekibimiz olarak bu türküyü artık Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazandırdık diyelim. Şimdi Osman Paşa Marşı'nı hepimiz biliriz. Ben bu marşı severek ve gurur duyarak söylerim. Çünkü Balkanların milli marşlarından birisidir. Balkanlarda başka varyasyonunu da buldu Osman Paşa'nın. Osman Paşa bildiğiniz gibi Tokatlıdır. Osman Paşa Tuna Nehri türküsünü de Kastamonular dile getirmiştir. Evet, Rumeli türküsü olarak söylüyoruz ama ben de Balkanlarda söylendiği şeklini buldum. Bakalım ilk defa bu akşam Çamlıca Fasıl TV'de bu marşımızı seslendireceğiz. Thank you.
Thank you.
gelişelim. Trakya kızlar dünya güzeli, mazmanı gözlemeyelim. Trakya kızlar dünya güzeli, sevindi neşelim. Trakya kızlar dünya güzeli, mazmanı gözlemeyelim. Anadolu'da gelin ağlatma türküleri vardır. Trakya'da da çok güzel gelin ağlatma türküleri var. Mesela bir tanesi yüksek yüksek tepelere ev kurmasından en bildiğimiz. Yine benim derlediğim Osman Şanlı Tuna'dan derlediğim çok güzel bir kına türküsü, gelin ağlatma türküsü. Altın yüzük parmağımda kan taşı. Bilmedi.
Dunlop Dağları Balkanlarda sıra dağlardan bir dağdır. Batı Trakya'dan başlar, Bulgaristan'da devam eder. Şimdi Salim Kahraman'dan derlediğim bu Rodop Dağları Çiçek Döşeği türküsünü beraber izleyelim. Thank you.
2011. Bu tarihte bir Gagavuz türküsü derledim ve nota yazdım. Gagavuzlar biliyorsunuz Gök Oğuzlardan gelme, Orta Asya'dan. Şu anda Moldavya dediğimiz ülkede yaşamaktalar. Orijinal olarak bu türküyü ilk defa Çamlıca Fasıl TV'de seslendireceğiz efendim. Thank you.
Şimdi biraz daha hızlanalım. Portakal boyamadım, tablaya koyamadım. Sıdık Ahmet'ten derlediğim bu Bulgaristan Rumeli türküsünü de hep beraber izleyelim. Son 2, 3, I'm not.
Erik dalına vardı vurdu mahkumun yer dalına. 3, 4. Bir var.
Urumeli düzüne, al Samazabi'yi dizime. Çekmecemin anahtarı kemikte. Benim yârim boynunu bükemez delikten. Boy.
Eski Cuma türküsü 3-11-1984 yılında derlemişim. Çok söylediğim türkülerden biri değil ama çok duygu yüklü bir türkü. Mezarımı kızlar kazsın, dar olsun. Etrafında
yine bir seferberlik türküsü. Şu İsbil içinde sevdim yar seni. Son 2 Yeah.
1988 yılında Yahya Güner'i arkadaşımdan derledim. Tuna boylarında. İsmil denen bir kasaba ismi Tuna boylarında. Şimdi gelelim güzel bir türkümüze. Sevdiğim küçük yaşta, derdinden oldum hasta. Eğer anam vermezse beni babamdan iste. Sevdiğim güzel sana yar.
geldik programımızın son dakikalarına. Bulgaristan Varna'dan Ahmet Cumali ve Osman Şanlıtura'dan derlediğim 8-1-1981 yılında not aldığım biraz komedi, biraz hüzün ki hikayesi de kısacık şöyle. Bizim vatandaşımızın kır beygiri varmış. Beygir deme bin şahit ister ya, hayvancağızın canı çıkmış. Bu tabii ki o vatandaşın çok değerli bir malıymış diyelim. Bunun üzerine komedi tarzı, biraz gülenin, biraz hüzünlerin misali, kır beygirini anlatalım, intalikaya anlatalım. Buluşabilmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.